İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan işçilerin eylemi 27. gününde. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay da işten çıkarılan emekçilerle birlikte. Evet Can Okaner, herhangi bir gerekçe sunulmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine bağlı işçiler eylemlerine devam ediyorlar. 27 gün oldu. Onlar hak, hukuk, adalet arayışlarını hız kesmeden gece gündüz 24 saat devam ettiriyorlar ve şu anda da yine sloganlar atıyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren biz buradaydık kameraman arkadaşımla ve sloganları hep birlikte duyduk ve onların da sesi olmaya devam ediyoruz. Ellerinde de dövizler var. Mesela bir tanesinde zulme karşı omuz omuza yazıyor. Diğerinde ekmeğe uzanan eller kırılsın yazıyor. Niçin bir SMS'le işten atıldık diyor. Çünkü onlar basit bir kısa SMS'le işlerinden olmuşlardı. O da dövizlerde yazıyor. Biz onların sesi olmaya devam ediyoruz. Yine bir işçimize soracağız. Siz hangi bölümde çalışıyordunuz? Ben Büyükşehir Belediye Park Bahçeler bölümündeydim. İSKÜVEN iştirakinin Park Bahçeler bölümündeydim ve bu yan tarafta belediyenin yan tarafında olan parkta görevliydim. Saraçhane Parkı'nda. Belediyenin hemen yan tarafında. Buradan da görülüyor zaten. O parkta görevliydim ben. Herkesin bildiği gibi belli bir süreçte bir mesajla işten çıkarıldık. Ve şu anda bize söylenenlerden biri de, hani sonradan söylenen bir gerekçe bildirilmedi zaten. İşçi fazlasından dolayı dendi. Hani sebeplerden biriydi. Bunun yalan olduğu zaten ortaya çıktı. Ve bu benim o zaman çalıştığım parkta şu anda güvenlik yok. Eleman olmadığı için oradaki kalan güvenlikleri başka parklara taşıdılar. Ve şu anda belediyenin yan tarafında olan parkta, içinde tarihi bir kilise de var oranın. Orası şu anda savunmasız. Güvenlik yok orada. Hani insanlar oraya, kötü niyetli insanlar, alkol kullanmak isteyenler oraya atlayıp girebiliyorlar. Oraya zarar verebiliyorlar. Ve orada park var, çocuklar var. Orada burada oturan insanlar, burada oturan kişiler biliyor, burada hani tekin olmayan insanlar olabiliyor. Güvenliğin gelmesiyle burada bir rahatlık olmuştu o insanlar için ya. Her gün işe gidiyordunuz. Basit bir ATM işçisi değildiniz. Buraya geliyordunuz. Tabii biz her gün sabah saat 5'e işte evden çıkıyorduk. Saat 7'de işimizi 6.30'da geliyorduk hatta. Yarım saat erken görevde yer alıyorduk. 7'de işimizin başında oluyorduk sabah vardiyasında. Gece işimizin başında oluyorduk. Gece boyunca sabaha kadar orada oluyorduk. Yani herhangi bir olumsuzluğa karşı her zaman orada 24 saat güvenlik vardı. Şu anda sahipsiz yani her taraf. Sağ olun, teşekkürler. İnşallah işinize döneceksiniz. Evet, 27. gününde de işçi eylemi devam ediyor. Onlar hak, hukuk, adalet arayışlarını devam ettiriyorlar. Bizler işçiyiz, ATM'ci değil yazıyor mesela. Onlar bahşiş, sadaka ya da herhangi bir şey istemiyorlar. Onlar 27 gündür sadece hakları tekrar işe dönmekti ve basit bir SMS ile işlerinden edilmişlerdi. O işe tekrar geri dönmenin mücadelesini veriyorlar ve tekrar işlerine dönene kadar burada oturma eylemlerini devam ettirecekler. Sadece işçilerimiz değil, yine bakıyoruz, vatandaşlar da yine buraya desteğe gelmişler. Mesela biraz önce engelli bir amcamız geldi. O işçilerin haklarını savunmak için onlara desteğe geldi. Biz de kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde haber nöbetini tutmaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye'yi de burada işçilerin haklarını, hukuklarını, adaletlerini size yansıtmaya devam ediyoruz deyip sözü tekrar size bırakalım. Can Okaner.